Onlar cevap olarak şöyle derler: biz namaz kılanlardan değildik. Yoksullara yemek yedirmezdik. Batıra dalanlarla beraber kendimizden geçer, dalar giderdik. İlla ki. Ama şu cümlenin içerisinde günümüzde bazı insanların, daha doğrusu insanların çoğunluğun anlamakta güçlük çektiği bazı fıkhi hükümleri var ya. İşte efendim tavla günahtır. İşte efendim okey günahtır gibi verilen hani geçmişte buna benzer fetvalar var ya. İnsanlar hani mana vermiyor. Ne yapıyoruz ki ya? Vakit geçiriyoruz. Bilmem. İşte bu ayetlerin kapsamından dolayı. Bunların her birisi çünkü batıldır. Boş zamandır. Malayanidir. Anlatabildim mi? Çünkü o malayaniler sizin içerinizde onlarla meşgul oldukça nefsinizde büyüme yapıyor, sizin gafletinizi artırıyor. Onun için namazdan zaten soğuyor insanlar. Onun için işte ibadetten taatten yüz çeviriyor insanlar. Kahvane kültürünün sebebi budur. Değil mi? Kahvane kültüründe öyle değil midir? Bir gidiyor adam, iki gidiyor, üçüncüden sonra öyle bir gaflete, öyle bir malayaniye dalıyor ki. Yani bu görmüş olduğunuz batıl cümlesinin içerisinde bunlar bile var. Öbürleri zaten manevi merhaleler, haktan sapmanın her türlüsünü içine kapsadığı gibi, bak bu en basit gibi görünen halkın çoğunlukla yapmış olduğu şeyleri bile bak bu ayet normalde içinde barındırıyor. Anlayabildin mi? Bu dizi. Her şey. Malayaniyle geçen her şey. Anlatabildim mi? Televizyonlardan tutun, efendim sinemalara varınca mala yani. Batıla dalanlarla batıla dalardık. Boş işlerle uğraşanlarla boş işler yapardık. Anlayabildiniz mi? Genel manada yani. Bu cümle o kadar geniş bir cümle. Onun için belirtme gereği duydum. Ve burada gözden kaçmaması gereken bir şey daha var. Bak dikkat ettiyseniz ayetler ne diyor? Açıkça cehenneme gidenleri zikrediyor. Bak bunların Müslüman olduğunu biz anlıyoruz. Namazı diyor kılmıyorlardı. Değil mi? Hayır yapmıyorlardı. Öyle diyor değil mi? Hı. Demek ki Müslüman bu insanlar. Çünkü Müslüman olmayanlara zaten mükellef değil adamlar bunlarla. Zaten gerekçeye gerek yok. Adam dine inanmamış ki. Dinin emirlerine inansın da ondan dolayı. Özellikle dinin emirleri burada vurgulanmış. Yani dinin içerisindekileri kastediyor. Anlayabildiniz mi? Bir de diyorlar ki Müslümanlar cehenneme gitmezmiş. Kim diyor onu? Nasıl gitmiyormuş? Bak gidiyor işte. Hayır, onların her biri kendisine açılmış sayfalarla uyarı verilmesini Ha, istiyor. yani diyor ki herkes diyor benden diyor vahiy bekliyor. Öyle bir kibir sahibi herkes. Türkçesi bu. Anlatabildim mi? Herkes kibir bekliyor. Herkes böyle bu kibre bulanmış. Bu gaflete düşmüş. Bu kör kuyulara düşmüşler. Farkında değiller. Herkes Allah'tan vahiy bekliyor. Kendini bir şey zannediyor. Hayır yapanlar için de kapsayıcı bir cümle. İnkar edenleri de kapsayıcı bir cümle. Hayır yapanların içerisinde, amelle, taatle ve vesairelerle uğraşanların içerisinde, çünkü belli bir süreden sonra enaniyet öyle bir büyüme yapar ki. Anlatabildim mi? İşte şu beklentilere girmeye başlar. Çünkü nefsi onu tuğyana düşürmüştür. Kendini müstağni zanneder. Müstağni görmeye başlar. Ehli küfür için de geçerlidir. Niye? Onlar zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beğenmiyorlar. Madem öyleyse efendim gerçekten öyle iddia ettiğin şekilde bir ilah varsa bize kendisi vahyetsin. Niye aracı kullanıyor demeye getiriyorlar. Bu da inkarın bir diğer çeşidi. Anlatabildim mi? Yani zannetmeyin ki buradaki cümle bazı müfessirunun dediği gibi işte efendim ehli küfre hitap eder. Değil. Ehli imana da bakıyor bu cümle. Anlatabildim mi? Bunlar önemli şeyler. İlham. Bak tasavvufta tarih boyunca bunlar zuhur etmiştir. Hala bugün olmuş var. Bugün tasavvuf ehli insanların bila istisna %80'i hala bugün olmuş bak keşif
merakında, keramet merakında, ilham merakında, ondan sonracığıma efendim hal yaşama arzusunda yapmış oldukları ibadetleri, taatleri, zikirleri hem ilahi ente maksudi ve rızake matlubi cümlesini zikrediyorlar. Maksadımız ya Rabbi senin rızandın, senin rızandan başka bizim bir gayemiz, amacımız yoktur. Yani sen bize hal versen de vermesen de bizim maksadımız asıl sensin. Sen bize lütuflarda bulunsan da bulunmasan da, sen bize kahretsen de etmesen de, sen bize merhamet etsen de etmesen de bizim Rabbimiz sensin. Biz sana kullukla mükellefiz. Yapmış olduğumuz ibadetlerden biz senin bizden hoşnut olmandan başka bir şey beklemiyoruz. Demelerine rağmen ama bakıyorsun ilerleyen yıllarda yaptıkları amellerin çokluğundan, zikirlerin çokluğundan tabii amcam 75 bin çekiyor. Anlatabildim mi? 75 bin çekmiş ya, yıllardır bu kapıda ya. Yıllardır bu kapıda. Adam 101 bin çekiyor. Yıllardır bu kapıda. Yıllardır bu kapının her şeyini biliyor. Tasavvufun tüm inceliklerini biliyor. İçten içe işte beslemiş olduğu ilham, keramet. Olacağım mı? Acaba ben gerçekten oldum mu? Olacağım mı? Gibi iş dünyasındaki bak kargaşalar. Bunların hepsi rızaya gölge düşüren şeylerdir. O kullanmış olduğu işte ilahi ente maksudu cümlesine aykırı şeylerdir. Anlatabildim mi? Ha, işte bak oradaki o cümlenin işte açılımlarını iyi anla. Yani onlar sahifeler gelmesini bekliyorlar. Yani vahiy gelmesini bekliyorlar derken sadece kafirlerin tutumunu söylemiyor. Müslümanların da iç dünyalarındaki beklentilerine bir vurgudur bu. Oysa ölçü ne olacaktı? Tasavvuf insana ne öğretiyordu? Lütfun da hoş, kahrın da hoş. Bizi cehenneme de atsan itiraz etmeyeceğiz. Cennete de atsan itiraz etmeyeceğiz. Biz ne cennet sevdasına ne de cehennemin azabının korkusundan dolayı sana kulluk yapmıyoruz. Bizim derdimiz sensin. Biz senin rızana talip olmuşuz. Bunu söyleyen insan ne dünyayı dert eder ne de ahireti dert eder. Bu cümlenin açılımı budur. Bir insan ilahi ente maksudi ve rızake matlubu dediği halde dünyayı dert ediyorsa yalancıdır. Dünyalık sıkıntılar dert ediyorsa yalancıdır. Daha da indirelim. Bir gün, bak bir gün, bir an bile olsa rızık endişesi güdüyorsa yalancıdır. Bunu daha da böyle ben detaylandırabilirim. Çünkü bugün Müslümanların ve mutasavvıf camianın, sofilerin, sofi kardeşlerimizin maalesef manevi hastalıklarıdır bu saydıklarım. Ben şimdi bu hastalıkların hepsinin adını tek tek zikredebilirim. Bunların her birisi bak ilahi ente maksudu ve rızake matlubu cümlesine aykırı şeylerdir. Bu bilinç ve şuurun iyi aşılanması lazım. İlahi ente maksudu ve rızake matlubu bilinci düzgün aşılanmadan sen yüz binlerce defa yaptırmış olduğun zikirlerin arasında o cümleleri sarf ettirsen ne olacak? O kişilere. Bak bir şey olmuyor. İş dünyaları karman çorman. Onun için ilahi ente maksudu sohbetin işte önemi buradadır. Bak Tarık-ı Nakşi büyükleri ne diyorlar? Bizim yolumuzda sohbet olmazsa olmaz usullerdendir. Ama günümüzde öyle bir şeye geldi ki maalesef sohbet meclisleri denilen meclisler bile vaaz ve nasihat meclislerine döndü. Sohbet çok farklı bir şeydir. Sohbet ilahi kattan inen bir şeydir. Anlık iner, kişilerin talebine göre iner. Kişilerin ihtiyacına göre Allah o an inayet eder ve nuzul eder rahmeti ilahisini indirir. Sohbet budur. Camilerde yapılan efendim diğer şu an mevcutta dergahlarda yapılan eylemler, sözde sohbet adı altında yaptıkları, düzenledikleri bakın o konuşmalar, onların hepsi aslında dinen vaaz hükmündedir.
Şu an sohbet ehli olan bir dergah bile tek tük kaldı ki. Öyle dergahlar bile kalmadı. Standart geliyor anlatacak olanlar. Konuyu seçmiş önceden, belirlemiş bir kavramı. O kavramı geliyor, oturuyor, vaaz ediyor, anlatıyor. Önceden hazırlanıyor vatandaş. Aynı camilerdeki hocalar gibi, vaiz efendiler gibi. Konu belirlenmiş, geliyor haftalık anlatıyor. Değil mi? Cumalarda dinliyoruz işte. Bu haftaki konumuz infak. Onunla alakalı bak ayetleri öğrenmiş, hadisleri öğrenmiş. Tabiri caizse konuşma yapacak ya. O metinleri hazırlamış. Onun için işte kalplere etki etmiyor. Vaaz kalplere etki etmez. Tamam din nasihattır. Ama halen yaşanmayan şeyler anlatılmaz. Sohbetin etkileyici olmasının en büyük sebebi de budur. Çünkü sohbet zaten sohbet eden şahıslar her kimse. Kaldı ki günümüzde bunlar bile azalmış durumda. Bu insanlar yaşantılarıyla, halleriyle, ilahi feyizle muhatap olan insanlar. Halleriyle zaten daima sohbet edebilme kıvamında olan insanlar. Böyle oldukları için zaten onların meclisinde sohbet ilahi kattan iniveriyor. Rahmet geliyor. O tarz sohbetler işte insanların iç dünyalarını dizayn eder. Düzenler. Birçok gerçeklerle yüzleşmelerini sağlar. Öbür türlü yoksa vaazlar gibi kulağın birinden girer, öbüründen çıkar. Anladık mı? He, ilahi ente maksudi verdâke matlubi çok geniş ve şumurlu bir kelimedir. Bu dille söylenecek bir şey değil. Bu öze inecek, öze. Kişi kendini muhasebe edecek. Nefsini muhasebe edecek. Dünya ve dünyanın içindeki her olgu, en ufak bir olgunun dahi endişesini, isteğini bir insan güdüyorsa ilahi ente maksudi cümlesine aykırıdır. Kimse kendini kandırmasın. Ahiret ve ahiretle alakalı. Tüm korkular, endişeler, istekler, cennet sevdası, cennetin istenmesi içten içe. İşte cehennem korkuları, cehennemden kaçınayım diye ibadet etme duyguları. Yani iki cihanın da bizler bu iki cihana birden masiva diyoruz. Kalpten bu iki cihan dediğimiz masiva, bize göre bu masiva olan şeyi kalpten temizlemeyen insan illaki bu iki cihana ait herhangi bir nesneyi, objeyi, herhangi bir efendim varlığı isteyecektir, iştiyak duyacaktır, onun için bir şeyler yapıyor olacaktır. Bunların her birisi rızaya aykırı şeylerdir. Baktığımız zaman. Bu söylediğim, bu anlatmış olduğum belki ağır geliyor olabilir. Ama hakikati bunun budur. Hiçbir şey öyle sizin dergahlarda veya sofu abilerinizle, sofu kardeşlerinizle 3-5 çay muhabbetleri esnasında konuştuğunuz kadar basit bir olgu değil. İş ciddi yani. Kur'an-ı Azimüşşan'ı okuyan herkes bu ciddiyeti görür. Öyle mi? İşi hafife indirmiş günümüz Müslümanlar. Üç gün amel yapıyor, 5 gün ya amel yapıyor, 4. gün cennetin sahibi gibi hareket etmeye başlıyor. Bunlar çok tehlikeli şeyler ya. Mümin olan insana düşen nedir? Öleceği ana kadar Hakk'ın rızasından taviz vermeyecek. Ve kendinin de oldum, bittim, şöyle oldum. Ha tamam artık. Biz de marifet ilimlerine girdik. Yok işte Ehlullah'tan olduk. Kemale erdik, mümin olduk, kamil olduk. Böyle iş dünyalarında dahi bak. Bırak dışlarını,
İş dünyalarında dahi bak bu tarz cümleleri bir an bile olsa düşünmemesi gerekir. Eğer gerçekten olmuşsa. Çünkü gerçekten olmuş insanlara bu yakışan şeydir. İçlerinden dahi bakın bir an bile olsa bunları düşünmez o insanlar. Anlayabildiniz mi? Neden? Çünkü bak daha evvel sizlere anlattığım sahabeleri. Sahabeyi güzün hazaratının bir ahlakıdır bu. Bak aşere-i mübeşşerenin bir ahlakıdır bu durum. Aşere-i mübeşşere cennetle müjdelenmişlerdi. Bak cennetle müjdelenmelerine rağmen hepsi hayattayken cennetle müjdeleniyorlar. Doğru mu? Muhacirler, ensarlar. Bak Allah Kur'an'da övmüş, onlardan razı olduğunu açıkça beyan etmiş. Aşere-i mübeşşereyi Resulullah müjdelemiş. Ama bakın muhacir ve ensar dediğimiz ise bak Allah bizzat Kur'an'da vahiy olarak indirmiş. Biz o hicret edenlerden razıyız. Onlara işte kucak açan ensardan da razıyız. Ve onlara güzellikle uyanlar, tabi olanlardan da razıyız diye bak ayet indirmiş. Bu insanlar bakın daha hayattayken bu ayetle muhatap olmuşlar. Bu ne demek? Allah sözünden vazgeçmez. Haşa Allah sözünden dönmez. Bir kere vaat etmiş. Bak bunların her birisi sahabeler bunları işittiklerinde hiçbirinin gönül dünyasında benlik oluşmadı işte. Enaniyet oluşmadı işte. O iyi elhamdülillah tamam. Allah yalan söylemez. Biz cenneti hak ettik. Tamam bundan sonra vur patlasın çal oynasın. Diyebilirlerdi. Deselerdi bile bak Allah vaadinden dönmeyecek yine. Bu tavrı bile sergileyebilirlerdi. Hakları iken. Ama bak hiçbirisi bunu sergilemedi. Sergileyemedi. Neden? Çünkü işte olmak dediğimiz cümle, kamil dediğimiz cümlenin içerisinde bu sır saklı. Çünkü olan insanlar bir an bile olsa işlerinden oldum zannına düşmezler. Oldum zannına düşmeyen insan ise daima yeis tarafı ağır basar. Çünkü kendini, nefsini, ruhunu, aklını, her şeyini inanmış olduğu zata teslim etmiş. Onun öyle ucuz hesapları yoktur. Ucuz hesaplarla uğraşmaz. Her an ve her dakikanın Allah ile bir ülfet, Allah Celle Celaluhu ile bir ünsiyet hali olduğunun bilincindedir çünkü. Allah'tan ayrı değil ki. Allah'a kavuşmak için çaba sarf edenler gibi efendim gayeler gütsün. Bakın bunu dediklerimin aralarında dağlar kadar fark var. Bak sahabe-i güzin hazıratı buna rağmen cennetlik olduklarını bilmelerine rağmen bak sabahlara kadar gözyaşlarına boğuluyorlardı bu insanlar. Bir gün olsun bak nefislerine taviz vermiyorlar. Onlar da ilahi ente maksudi ve rızake matlubi diyorlardı bak. Şimdi bizler de sözde ilahi ente maksudi ve rızake matlubi diyoruz. Kullandığımız cümlenin içerisinde gerçekten şöyle bir detaya inecek olmuş olsak Allah'ın rızasını maksat edinmişiz. Onu istediğimizi söylüyoruz ama hakikatte Allah-u Teala'nın rızasının haricinde aslında her şeyi istiyoruz, farkında değiliz. Nefsimiz bize böyle bir kumpas kurmuş. Herkes kendini kandırıyor. İnsanlar düştükleri bu gaflet çukurundan çıkabilmeleri için daima kendi nefislerini sorgulamaları lazım ki çıkabilsinler. Nefislerini günübirlik sorgulamayan,
Muhasebe yapmayan, hiçbir kul kesinlikle bu anlattığım hakikatleri göremez. Kendini müstağni zanneder. Yaptığı ameline güvenir. Taatine güvenir. İyi haller sergilemeye başlıyorsa o iyi hallerine güvenmeye başlar. Bunların her birisi Allah'ın kuluna lütfuyla olur. Bunu hiç kimse unutmaz. Mülk Allah Azze ve Celle'nindir. Dilediğine ihsan eder, dilediğine ihsan etmez. Biz amel yapıyor olsak bile, taat yapıyor olsak bile onun rahmetiyle yaptığımızın bilincini asla unutmayacağız. Bu çok önemli. Kendiliğinizden yaptığınızı zannetmeyin. Sakın böyle bir zanna bir an bile olsa düşmeyin. Bakın, sofiler arasında uzun yıllar bak sofilik yapmış insanlar, gece ibadet ehli insanlar. Birçoklarının yaşadığı durumlardır bu söyleyeceğim. Mesela bir anda tersine döner her şey. Namazı bile bırakır. Ama yine de gider gelir. Kapıyı terk etmez. Ve kendi kendine de mana veremez. Bir müddet sonra tekrar toparlar. Allah inayet eder. Yani amelleri bir gider bir gelir. Bir gider bir gelir. Levvame nefsinde olduğu gibi. Sebep? İşte sebep bilsin ki o tarz halleri yaşayan sofiler işte iç dünyalarında ucup hastalığı taşıdıklarındandır. Ucup hastalıkları zirve yaptığı zaman Allah o kula merhamet eder, ameli bir anda alıverir ki kendine gelsin. Desin, der, düşünsün. Eğer ben bu ibadeti kendiliğimden yapıyorduysam niye gitti, her şey tersine döndü? Ha, demek ki ben Allah'ın rahmetiyle, fazlıyla bu ibadeti yapabiliyorum. Demek ki Allah bir anda alıvermiş olsa bitti. Anında küfre bulanabiliyorum. Bak bunu öğrensin diye Allahu Teala kulları üzerinden böyle ince ince mesajlar verir. Ucup hali bir sofide zirve yapmaya başladığı an yapmış olduğu amelleri, taatleri çünkü çok yapıyor ibadet ehli. Ne zaman ki iş dünyasında iyi güzel amel ehliyiz. İyi hallerimiz düzele gidiyor. İş dünyasında bak. Bu tarz şeyler düşünmeye başladığı an, ameli görme eylemi ortaya çıktığı an bak her şey tersine döner bir anda. Ondan sonra bir anda aksilik olur, namazları kılamaz hale gelir. Bir anda kendini sorgulamaya başlar. Ben ne pis adamım da, efendim vay benim adi nefsim de, ne güzel gidiyorduk da, muhabbet de gitti de, şöyle olduk da, böyle olduk da, artık dağının gerisi gelmez. Bir düşünse ki, bak işte o taşıdığı ucubun getirisidir bunlar. Allah rahmet ediyor o kula. Amelini alıyor ki o amelleri kendinden bilmesin işte. Doğru itikadı yakalasın. Bunlar önemli. Maalesef maneviyat, manevi hastalıklar, kalbi hastalıklar dediğimiz bunlar bakın, her birisi manevi ve kalbi hastalıklar. Bu zamanda bu bir virüs gibi bütün ümmeti Muhammed'i sarmış durumda. Herkes hasta. Ama gel gör ki hiç kimse manevi hastalığını görmüyor. Maddi hastalıklarının peşine koşmuşlar. Çünkü madden de hasta insanlar. İşin tuhafı. Gittikçe de çoğalıyor. Oysa maddede hastalıklarından belki daha kötü durumda manevi durumları, maddede şifa aradıklarına, efendim ilaç aramak için koşturmaları kadar manevi hastalıklar için koşturmuyorlar işte.
Yazık. Allah bu ümmeti Muhammed'in tüm hastalıklı olan Müslümanlarına acil şifalar ihsan etsin. Hem madden hem manen. Şifalarını versin bir an evvel. Rahmeti Rahman'ından, onun fazlından istiyoruz. Onun rahmeti ve fazlı olmazsa zaten ne kul kamil olabilir, öyle mi? Ne kul rızayı kazanabilir, ne kul onu hoşnut etmiş olabilir, ne kul cennet ve rızayı kazanmış olabilir, ne de cehennemden korunmuş olabilir. Onun için Allah Azza ve Celle'ye gidilen yolda Allah'ın haricinde hiçbir olguya, hiçbir nesneye, hiçbir maddeye, hiçbir kavrama kul takılmayacak. İstek duymayacak. Tek odaklanacağınız yer belli. Allah. Bizim maksudumuz Allah. Bak Rabbi Allah. Rabbim Allah dedikten sonra diyor. Dost doğru gidenler. Allah övmüş. Bugün Müslümanlar dilleriyle gayemiz Allah diyor, fiilleriyle yallah 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 tersine tersine hareket yapıyorlar. Öyle mi? Onun için işte herkes nefsini hesaba çekmesi lazım. Herkes nefsini hesaba çekmesi lazım. İlahi ente maksudi ve rızake matlubinin ne demek olduğunu herkes otursun, tefekkür etsin. İncelesin. Düşünsün. Nefsini hesaba çeksin. Desin ki gel bakalım. Adi nefsim. Bu söz söylüyorsun ama bu sözün arkasında ne kadar duruyorsun? Gerçekten gayen bu mu? Değil mi? Bunu Allah için yapın, yapın. Yapın ki nefislerinizdeki manevi hastalıkları görebilmiş olasınız. Nefislerinde manevi hastalıklarını göremeyen insanlar emin olun bakın. Kısır döngü gibi hep aynı yerde döner döner dururlar. Kendilerini de bir şey zannederler. Allah muhafaza buyursun. En son bu tarz insanların gideceği yerde bellidir. Bak katamallahu ala kulubihim ila ahir ayet. Allah merhamet eder, 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 eder. Kul hala aynen, en ufak bir değişiklik yok. Kendini bir şey zanneder, zanneder, zanneder. Allah en son artık o rahmetini tersine çevirmeye başlar. Ve katamallah kalbini mühürler artık. Der ki ha tamam. Sana verilen mühlet doldu. Zannetmeyin Müslümanın kalbi mühürlenme. Sakın öyle bir zanna kapılmayın. Dinin içerisindeyken dinden bile çıkıyor insanlar. Tarih boyunca niceleri çıkmış. Sahabe-i Güzin Hazaratı'nın döneminde bile dinden çıkanlar var. Neye güveneceksiniz? Kime güveneceksiniz? Hiç böyle zanlara güvenmeyin ya. Bizim maksadımız Allah. Allah'tan başka da hiçbir şeye ne tevekkül edilir, ne güvenilir, ne de bel bağlanır. Bize göre bunların hepsi şirktir. Onun için ilahi ente maksudu ve rızake matlubu cümlesini çok iyi düşünmemiz lazım. Hayatımızı da ona göre ne yapacağız? Dizayn etmemiz lazım. Allah-u Teala kendine gelinen bu yolda şeytan ve avanelerin kurmuş oldukları tuzaklarda ümmeti Muhammed'in yardımcısı olsun. Onlara mağfiret etsin. Onlara hidayetini versin. Ayaklarını sırat-ı müstakimden kaydırttırmasın. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.